Merhaba, selam herkese. Şu an izlemekte olduğunuz benim ödevim. Otoportça ödevi verildi. Ben de ilk defa otoportça yapıyorum. Aynadan çalışıyorum bu arada. Aynaya bakarak yapmak zorunluydum. İlk defa böyle bir otoportça yaptığım için aynaya bakarak bunu kayıt altına almak istedim. Üstüne düşününce nasıl diyeyim, sanatçı değil de bir çizer olarak diyeyim. Yaşadığım sorunlardan bahsetmek istedim. Kendi yaşadığım sorunlardan ve resmime de yansıyan sorunlardan. Aynı sıkıntıları yaşayan insanlar olabileceğini düşündüm. Buna da bir kılıf uydurmam gerekiyordu. O yüzden birlikte 2021 hedef listesi mi oluşturuyoruz? Bir şey yapıyoruz ama ne olduğu pek belli değil. Bildiğiniz üzere garip bir yılda 2021'den ne bileyim işte yeni yıl yeni ben. Hani. Neyse şey olur ya böyle iltifat edersiniz çizimine özellikle birini ve asla beğenmez. Yok ya, o kadar güzeldi ya, iğrenç yaptın falan der ve sizi deli eder. İşte o insan benim. Yani bu tarz insanların hep daha çok iltifat almak için bu şekilde davrandığını düşünürsünüz ama ben şahsen yani kendi adıma konuşayım yine. Tamamen yetersiz gördüğüm için kendimi bu şekilde hissediyorum. Kendimi hem sanat tarihi hem sanat bilgisi olarak hem de teknik açıdan yetersiz görüyorum. Çok ses var. Potansiyelimin bu olduğunu inanmadığım için, inanmak istemediğim için ya da bu şekilde bir ne diyeyim, umutsuzluğa mı kapılıyorum denir artık. Öyle. Ya bu durum beni gerçekten gelişmekten alıkoyan bir şey. Bu yıl içinde, 2020 yılı içinde bunu fark ettim, benimsedim, kabullendim vesaire vesaire. Ve 2021 yılında da, bu yılla alakalı değil de önümüzdeki süreç içerisinde çözmek istediğim bir konu. Bu sorunla birlikte sürekli oyalandığımı, boşa vakit harcadığımı düşünüyordum. Böyle bir sıkıntım olduğunu düşünüyordum. Daha sonra şöyle bir bilgi öğrendim. Bence önemli bir bilgi. Boşa vakit geçirme durumu tembellikten olmuyormuş. Ben tembellik kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Tembellik de illaki vardır da. Daha çok bir işe giriştiğinizde ondan alacağınız sonuçlardan korkmanız nedeniyleymiş. Yani başarısızlık korkusu, hata yapma korkusu bütün bunlardan dolayı oluyormuş. Bir şeyi erteleme, sürekli yapılacak şeyleri erteleme durumunda olma. Bu bilgiyi öğrenmem bu süreçte önemli bir ne noktası olur? Ne noktası denir ona? Önemli bir noktaydı benim için. Çünkü bunun tembellik olmadığını ve üstünde düşünmem ve düzeltmem gereken bir olay olduğunu fark ettim ilk defa. Yani düşününce kendimi yetersiz gördüğüm için çoğu alanda gerçekten başarısızlıktan korktuğumu fark ettim. Ama hep de söylediğim bir şey var. Hata yapmadan hiçbir şey olmuyor. Bunu söyleyip sürekli herkese kendimde uygulamadığım ortaya çıktı. Bu yüzden yeni yıl için ilk hedefim hata yapmak. Hata yapıp nelerin işe yaradığını, nelerin işe yaramadığını, nelerin beni doğru yolda ilerlettiğini, nelerin bana köstek olduğunu hatalarımdan öğrenmek. Çünkü hata yapmadan gerçekten gelişilmiyor. Bu durumu daha da böyle kabartan bir de mükemmeliyetçilik diye adlandırılan bir durum var. Mükemmeliyetçiyim ben. Yani insanlara çok böyle egoist olarak bakılıyor ama benim için tamamen olumsuz bir kavram. Hani her şey çok iyi olsun, ben her şeyi çok iyi yaparım değil de her şey en iyisi olmalı. Her şey mükemmel olmalı ki mümkün olmayan bir şey bu. Bu şekilde düşündüğüm için beni sürekli bir şeyler yapmaktan alıkoyan bir durum. O yüzden kesinlikle böbürlenmek zaten alakası yok bence terimin ama o şekilde ilişkilendirildiğini biliyorum. Ve kurtulmam gerektiğini biliyorum çünkü çok fazla beni bir şeyler yapmaktan alıkoyuyor. Sürekli bir raddeye ulaşmaya çalışıyorum. Hem bilgi hem de beceri olarak. Ama beklersem ve sürekli o raddeyi ileri ileri atarsam hiçbir zaman ulaşamayacağımı da biliyorum. O yüzden ikinci hedefim gerçekçi olmayan beklentilerimden kurtulmak. Oturup düşüneceğim. Yani evet bunu yapmak istiyorum ama işte benim geçmişim bu şekilde, yaşım bu şekilde, becerilerim bu şekilde, yapabileceklerim bu. Yani daha ilerisini isteyemezsin kendinden diyebilmek istiyorum kendime. Çünkü hiçbir zaman ben elimden geleni yaptım dediğim olmadı mesela şu ana kadar. Çünkü elimden gelenin bu olmadığını düşündüm hep. Daha da iyisini yapabileceğimi düşündüm. Yani elimden kötü bir şey çıkmasını istemiyordum. Bayağı zoruma gidiyordu, yediremiyordum. Yani ödüm kopuyor ortaya kötü bir şey çıkaracağım diye. Gerek yok. Bir yerde noktayı koymak gerekiyor. Çünkü hiçbir zaman o kafamdaki yere ulaşamayacağımı biliyorum. Çünkü çok yükseklerde. Hani yüksek bir hedefim olması iyi ama bulutlarda olması da hiçbir zaman ulaşamayacağım bir hedef oluşturmuş oluyor bana ve bu olumsuz bir davranış. Bu mükemmeliyetçilik de beni kafamda olan fikirlerim uygulamaya dökmemeye itiyordu.
kafamda çok fazla taslak fikir var. Ham, işlenmemiş. Ve onları bir şekilde işlemem lazım. Bir şekilde harmanlayıp. Bir şekilde yani çizmem lazım, üretmem lazım. Ama hani şunu da öğreneyim, şunu da öğreneyim, şuyum tam olsun, buyum tam olsun dediğim için hiçbir zaman onları hayata geçirmedim. Bu zamana kadardır ve birikti onlar. Böyle bir kule oldu, bir dağ gibi oldu. Üçüncü hedefim de bu fikirleri, çizim fikirlerini hayata geçirmek. Ya bununla birlikte her şeyin el becerisi, her şeyin teknik bilgi olmadığını da düşünüyorum artık. Bazen fikirler teknik bilgilerden çok daha önemli kaçıyor. Ve %100 teknik olarak bir şey doğru olmasa da oradaki fikir bazen bir parçanın başarılı olması için yeterli oluyor diye düşünüyorum artık. Bir başka sıkıntım da hani sürekli tarzımızı nasıl buluruz, tarzımız nasıl olacak falan hani öyle bir muhabbet var ya. Yani onu çok fazla kafaya takmadığımı düşünüyordum ama taktığımı fark ettim. Onun da benim için önemli bir konu olduğunu fark ettim. Tarzım olmadığını düşünüyordum ve bir şey yapmam gerektiğini düşünüyordum. Ama sonra üstüne oturup düşününce ve bazı sanatçı röportajlarını izlediğimde bir tarzımın çok da olması gerekmediğini fark ettim. Çünkü Instagram başta olmak üzere sosyal medya logaritmasına uymak için ve öne çıkmak için sürekli aynı işi üretiyorlarmış gibi. Sürekli tek tip çizimler yapıyorlar. Bu tarz bir şey yapmayı ben de istemem. Bunu fark ettim kendimde. Sürekli benzer işler üretmek çok da ilgi alanıma girmediğini karar verdim. Ve dördüncü olarak hedefim bu yılda yeni malzemeler, yeni tarzlar denemek, yeni teknikler denemek. Bir tarz oluşturmada altta yatan bir sebep de şuydu. Emeklerimin boşa gideceğini düşünüyordum. Belirli bir klasmana girmiyorsa. Ama bana bir şey katıyorsa hiçbir şekilde hiçbir emek boşa gitmemiştir. Yani bir çizimi yapıp ondan bir şey kazanıp daha sonra parçalasanız da bu size bir şey katmıştır ve önemlidir. Beşinci olarak yine kendimi geliştireceğini düşündüğüm bir hedefim var. Çizimlerde beğendiğim ve beğenmediğim artı ve eksi yönler bulmaya çalışacağım artık her yaptığım çizimde. Ve bu şekilde beğendiğim yönleri daha ileri taşıyacağım. Beğenmediklerimi de kurtulmaya çalışacağım ya da düzeltmeye çalışacağım bir dahaki çizimlerde. Son olarak çizimden bahsetmem gerekirse çizim yaparkenki ruh halimi yansıtmaya çalıştım. O yüzden çok kas katı, biraz hatta doğal olmayan bir ifadeyle bakıyorum. Aşmaya çalıştığım şeyi yansıtmaya çalıştım. Bu otoportrede biraz daha kendimle yüzleştim gibi bir şey oldu. Çizim yaparken çok işte geriliyorum. Olabildiğince bunu bu otoportrede yansıtmaya çalıştım. Tekrar çizime dönecek olursam. İlk başta eskizi HB kalemle yaptım. Muazzam titizlikte olmasını istediğim için. Daha sonra belirginleştirirken 2B kalemle girdim. Çizgilere karar verdiğim zaman. En koyu yerleri 7B ile tonladım. Tonlamaya en koyudan başladım kolay olduğunu düşünerek. Aslında sürekli öğrendiğim her yere genel ton atılır. Yavaş yavaş koyulur tekniğini uygulamadım. Bir sebeple daha kolay olacağını düşünerek. Ama olmadı. Sürekli koyulturken buldum kendime. Biraz yanık tenli bir şekilde. Otoporca'da görüyorsunuz beni. Daha sonra da yanağa zaten çok koyu girdiğimi fark edip tamamen sildiğimi ve baştan tonladığımı görüyorsunuz. Ve yine koyu kaçtı. Biraz evet karanlık bir ortamda çizdim ama orada o kadar koyu bir ton yoktu yani. Daha sonra sürekli burada telefonumun yarıda olduğu için yarıda kesilen bir kayıt süreci, kayda alma süreci oldu. O yüzden bazen çok hızlı gelişmeler görüyor olabilirsiniz. Burnun çok küçük kaldığını fark ettim ve onu büyüttüm. Baştan çizdim bayağı. Garip bir şekilde ağızda zorlandım. Ağızı galiba ilk başta çok koyu yaptım ve çirkin, dünyadaki en çirkin ruju sürmüş gibi gözüküyordu. Onu sildim. Baştan yaptım. Defalarca baştan yaptım daha doğrusu dudağı. Bayağı zorladı gereksiz bir şekilde bence. Beşinci hedefimi gerçekleştirerek videoyu kapatmak istiyorum. Sonuç olarak çizimde çok kas katı, kasıntı böyle doğal olmayan bir şekilde duruyorum. Bu beni çok rahatsız etti ilk başta. Hani eksi olarak eklemeyi düşündüm ama daha sonra gerçekten bunu yansıtmak istemiştim ilk başta. Bunu hatırladım ve eğer kendimi bile bu şekilde etkiliyorsam bu çizimle başarılı olduğumu fark ettim. Ve bunu artı listesine ekliyorum. Sürekli çizim boyunca daha doğal yapmaya elim gitti böyle sürekli. Ve kendime hatırlattım. Hayır, burada olduğu gibi çizmen gerekiyordu. İlk başta zaten bu şekilde düşünmüştüm. Sürekli kendimi durdurdum ve daha sonrasında bunu kabullenip bununla savaşmayı bıraktım. Bazı yerlerde yaptığım çizgisel etki hoşuma gitti. Uçlu kalemle eklediğimi görebilirsiniz. O çizgisel etkileri seviyorum. Onlar hoşuma gitti. Seçtiğim ışık iyiydi. İyi olduğunu düşünüyorum. Özellikle suratıma düşen gözlüğün gölgeleri güzel bir hava kattı bence. Beğenmediğim tonlamada biraz elimi yüzüme bulaştırdığımı düşünüyorum onu.
biraz daha geliştirmem gerekirdi. Bir başka eksi, ilk başta saçımı açılı tutmuştum. Hani aynadan çalışıyorum ya, açılı tutmuşum, o şekilde bakmak istemiştim. Ama aynada kafam hareket ettiği için bir oraya bir buraya bak derken yanlış bir hareketmiş. Kafamı açılı tutmam. Aynadan support yaparsam kesinlikle dümdüz bir şekilde tutacağım kafamı. Çünkü illaki oynuyor ve eski pozisyonu bulamıyorsunuz. Ve bir taraf buradan, bir taraf buradan. Garip bir şey oluyor yani. Bayağı zorladı bu aynadan çalışma süreci diyeyim. Ama bir yandan da aynadan çalışmak bu kadar zor olduğu için kendime yani büyük ölçüde benzettiğimi düşünüyorum. Bu oranda bir benzerlik yakalamam da artılar arasında. Daha sonradan tişörte biraz fon kattım bu arada en son. Dokunuşları yaparken arka plana koyu girdim. Çünkü surat çok koyu. Arka plan bembeyaz. Böyle çok saçma duruyordu. Onu düzelttim. Ve sonuç bu şekilde. İkinci yıla özel bir video olmuş oldu. Vay be, 2 yıl olmuş yani. Enteresan. 2 yıl. Nereden baksan. Nereden baksan 2 yıl. Yani öyle. Söyleyeceklerim bu kadar galiba. Nasıl kapatıyordum ki?